Artık bir butona tıklayalım ve bir şeyler açalım istiyorsunuz. Biliyorum bu arayüzden sıkıldınız. Şuradan gelip de yeniye basarsak ilk kullanacağınız buton yeni. Ya buraya basacaksınız ya da gelip şuradaki menüden dosya yeni diyeceksiniz. Ya da bakın klavye kısa yolu burada. CTRL'e N'ye basacaksınız. N niye? Şimdi Türkçe değiştiren arkadaş doğal olarak kısa yolları değiştirmiyor çakışma olmasın diye. Aslında new'un yani yeni New İngilizcenin N'si. Aynı şekilde açta da open'ın O'su var. CTRL O. Ama bunlar aslında şu açıdan da değiştirilmemesi normal çünkü dünya standardı. Yani Word'de, Excel'de de CTRL'ne, CTRL'o hikayesi var. Daha önceden bir şeylere çalıştıysanız alt tarafında o dosyaları görürsünüz. Ya da işte çıkış vesaire yapabilirsiniz. Bunları şimdilik kurcalamayın. Ne olur eğitim sırasında bir ricam var. Ben bir şey anlatırken önden kopup gitmeye çalışmayın. Ya da butonlar keşfetmeye çalışmayın. Çok da büyük bir marifeti kopuyoruz çünkü. Yani ben size anlatırken siz bambaşka bir yere geliyorsunuz. Yeniye bastığınız zaman 3 tane büyük buton görürsünüz. Parça montaj teknik resim. Senelerdir de bunu görürsünüz. Yani SOLIDWORKS bu sistemi hiç değiştirmedi. Belki bulut tabanıyla birlikte birazcık sürprizler yaşayacaksınız ama şimdilik hiç o hikayeye girmeyeceğim. Kafanızı karıştırmayayım. Gelişmişe basarsanız ki İngilizcesinde bu advanced'tır. Buraya bir kere de basarsanız novice yazar. Gelişmişe basarsanız bu sefer parça montaj resim ikonlar halinde ama bakın yanında bir de tutorial parça resim montaj var. Bir de şimdi henüz görmediniz ama buraya asıl şey gelecek. Kendi yarattığımız şablonlar gelecek. Mesela teknik resimde kendi antiteniz var ya. Şimdi buradaki teknik resim dümdüz bir teknik resim. Ama asıl işte mesela Haluk diye şablon koyacağım buraya. O şablon burada bulunacak. Yani teknik resim alırken buna göre değil de Haluk'un logolu mogolu şablonuna göre alacaksınız. O yüzden acemi kısmından gelişmişe geçtiniz öyle gözüküyor. Parçaya ister çift tıklayın, ister tıklayın, tamam deyin, isterseniz de herhangi bir şekilde eğer touch screen ise sürükleyip atın ya da üstüne çift tıklayın. Touch screen SOLIDWORKS kullanımı önermiyorum, %100 önermiyorum. Çünkü SOLIDWORKS multi-touch'a yönelik bir cihaz, şey program değildir. Ha, çok seviyorsanız, bayılıyorsanız nasıl kullanacağım diyeceksiniz. iPad'inizi SOLIDWORKS'un ekranına Windows üzerinden bağlayabilirsiniz. Publisher Stream programlar var. Atın mail size anlatırım. Multitouch kullanmak çok mu zevkli? Değil. Ama kullanabilirsiniz. Şimdi burada mesela çok basit bir özellik göstereyim. Inventor'da var. SOLIDWORKS'e de umarım gelir. Mesela Inventor Autodesk'in içerisinde uzaktan erişim var. Şimdi SOLIDWORKS'te de aynı mantığı kullanırsak SOLIDWORKS'te uzaktan erişilerek bulut tabanıyla kullanılacak bir sistem olacaktır. SOLIDWORKS'ün ben gelip de parça kısmı seçip tamam dediğim zaman bana gelen bir arayüz var. Bu arayüz ilk yüklenmesini şu an göreceksiniz. Özellikle sürelerle oynamadım. Önceden açıp HIDE yapmadım. Benim şu an kullandığım makine çok yüksek bir makine değil. Özellikle kursu yüksek makinede çekmedim çünkü aldatıyor sizi. Yani workstation'la çekecektim ama sonra vazgeçtim. Geçen senelerdeki gibi. Bu sene Samsung'un 5 serisinden basit bir Lightbook'la çekiyorum. i5 işlemcide. 1 GB ekran kartı var. Yani performansı görebilin diye anlatabiliyor muyum? Çünkü bazen ben analiz sonuçlarını falan çok hızlı koşturuyorum ki analizde belki başka makine kullanabilirim ama render'ı falan hızlı koşturuyorum. Yapıyorum, bitiriyorum. Siz diyorsun ki ya halen bitmedi. Ya da kapatan var. Yani o bendeki süreyle kıyasladığı zaman bilgisayar çaktı sanıyor ya da dondu sanıyor. Bu sene onu yapmayacağım. SOLIDWORKS açıldığı zaman hızlı konuşuyorum değil mi? Tamam, yavaşladım. SOLIDWORKS açıldığı zaman default yani hali hazırda gelen size 5 tane menü var. Bu 5 menüden bir tanesi biraz çevriminde küçük bir hata oldu. Ya eskiden taslaktı, şimdi kroki olarak değişmiş. Aslında sketch İngilizcesi. Sketch'te şu 2 boyutlu çizim demek. 2D. Keşke şuraya 3D, şuraya 2D yazsak çok güzel olur. İnşallah olur. Veri taşımayı boş verin. Hiç kullanmayacağız temel eğitimde. Doğrudan düzenleme yine aynı şekilde yüzey komutla alakalı hesaplayı kullanabiliriz ama temelde şu hayatımız şu ikisi arasında dönecek. Peki eğer buraya bir şey eklemek isterseniz ne yapıyoruz? Yüzeyler, sarj levha, profiller neye basarsanız buraya geliyor. Mesela yüzey mi çalışacaksınız? Seçin. Yüzey komutları buraya gelsin. Şimdilik o yüzden ben şeyi kaldırıyorum. Hesaplayı. Siz de kaldırın ne olur. Yani biliyorum çok ustasınız, süper olacaksınız. Niyetiniz de güzel ama ihtiyacımız olan sadece 2 tane inanın. Şu ikisi. Yani şu ikisi dışındakilere hadi yüzeyi de ekleyeyim ya da sacı da ekleyeyim dursun. Ama çok bir şey açmak istiyorsanız mesela işte hesaplayı açın, hesapla dursun. Yani şu menülerle gideceğiz şimdilik. Bu yukarıdaki kısım yani sizin tasarım esnasında kullanacağınız menü şu üstteki butonların dışarısında bir de şu kısım var. Bakın şu tamamen minik butonlardan oluşan bir menü var. Aynı şekilde
Bu menüye de hızlı yolla, yani şu menü ile şunun arasındaki fark bu. Programın genel ayarlarıyla dosya açma, kapama, save etme, printer'a yollama gibi hızlı ayarlar. Burası ise görünümlerle, görsellikle, ekran görüntüsüyle, zoomlamayla, büyütüp küçültmeyle alakalı kısa yollar. Buraya da eklemeler yapabiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun, onu da öğreneceğiz. Butonlar içerisinde herhangi bir ekleme yapıyorsanız sağ tıklıyorsunuz. Bunu size öğreteceğim. Çok aşağıya inerseniz menü özelleştir deyip veya istediğiniz buton setini getirebilirsiniz. Ya da tek tek buton eklemek isterseniz, o paşa gönlünüz derse ki ben tek tek ekleyeyim, kişiselleştir deyip istediğiniz bir butonu sürükleyip getirip bırakabilirsiniz. Menü düzenlemeyi daha sonra anlatacağım, acele etmeyin. Bu arayüz sizin çizim yaptığınız arayüz. Bütün her şeyi burada yapacağız. Parçalar çizeceğiz, montajı atacağız, montajları, teknik resmi alacağız, montajları çalıştıracağız, her şeyi yapacağız. Ekranın bu tarafı bizim tamamen şey için kullandığımız kesim, şurası. Parça geçmişini tutmak için çalıştığımız kesim. Çizimle ilgili bütün düzenlemeleri buradan yapacağız ama burada mesela bir şey var, düzlem bölümü var, düzlemler. Hemen üstünde bir malzeme bölümü var, malzemeyi tanımlayacağız. Sensörler, ileri seviyede gelişmiş tasarım düzenlemeleri yapacağız ve bunların hepsi bu ekrandaki öğeler. Ne demek istiyorum? Mesela düzlemleri seçtiğim zaman şöyle çevireyim. Bakın bütün düzlemler burada. Peki, arayüz, şu aşağıdaki sekmeyi de anlatayım. Hareket editü animasyonları yaptığımız kısım. Lütfen modelde kalsın bu. SOLIDWORKS'ünüzün sürümü bakın hemen şurada yazıyor. O çok büyük bir şey çizdim, pardon. Şu okla göstereyim. Hemen şurada yazıyor. SOLIDWORKS'ünüzün neymiş orada öğrenirsiniz. Ekranın hemen şurasında bakın birimler arasında geçiş var. Şimdi çok merak eden soranlar var. Tabii ki bu şeyden de geçilebiliyor. Şöyle göstereyim. Araçlar, seçenekler menüsünden de geçilebiliyor. Şuradan. Ama hızlı birimler arasında geçiş şuradan. Kurarken klasik yapılan bir hata var SolidWorks'ü. Hiç umursamıyorsunuz kurarken. Mesela dikkatinizden kaçıyor. Inch pound saniye, yani IPS olarak kuruyorsunuz ya da MKS olarak şaşırıp kuruyorsunuz. Lütfen onu buradan bu dosya için MMGS'ye çevirin ya da dosya özelliklerinden, seçeneklerden. Bakın bu seçeneklerle şu aynıdır. Aynı yere varırsınız şu. Logolarından belli zaten. Kapat. Seçeneklere gelin. Seçenekler içerisinde belge özellikleri ve burada da birimler var. Birim sistemimizi istediğiniz gibi ayarlayın. Yani ya buradan ya da dediğim gibi aynı şekilde şu aşağıdan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da milimetreyi seçebilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Peki, ekran ayarlarınızı, dil ayarınızı vesaire hepsini ayarladığımıza göre ve ekranla az çok tanıştığımıza göre bir sonraki videoda artık yavaş yavaş bir şeylere başlayabiliriz.